Aşıları çıktı. İki firmanın aşısı var. Bunlar üç rapel şeklinde. Yani bugün, bugünden bir ay sonra, bugünden altı ay sonra. Diğer firmanınki bugün, bugünden iki ay sonra, bugünden altı ay sonra. Firmaların önerisi 9 yaş. Benim tavsiyem planlı bir evlilikse evlilikten 6 ay evvel bu aşılara başlamak. Diğer bir şey HPV eğer tespit edilmişse önceleri bundan korunmak veya vücuttan temizlemek diye bir şey söz konusu değildi. Önce bir lavaj çıkarttılar yani vajen duşu HPV'yi ortadan kaldırması için. Daha sonra oral tabletler çıkarttılar. Şimdi vajinal fitiller. 14 gün kullanıyorsunuz, HPV'niz pozitif ise 14 gün kullanıyorsunuz günde bir tane, ara veriyorsunuz, adet oluyorsunuz, ondan sonra bir 14 gün daha kullanıyorsunuz, ara veriyorsunuz, bir 14 gün daha, 3 rapel şeklinde, ondan sonra yeniden HPV örneği alıyoruz. Yani HPV'yi de artık ortadan kaldırmak mümkün oldu. Neden? HPV nadir de olsa vajen kanserine sebep oluyor. Siz şimdi serviks kanserinden ameliyat ettiniz. Serviks kanserini olacağı dokuyu ortadan kaldırdınız ama HPV orada duruyor. O duran HPV vajen kanserine çok nadir de olsa sebep olabiliyor. Bu nedenle de tedaviden sonra yani işte ameliyat ettiniz, şu yaptı, bunu yaptınız. Bu HPV'yi ortadan kaldıran tedavilerin uygulanmasında fayda var.